بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. 20. مكتوب باسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبب بحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. Sabah akşam namazdan sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i sahihada ismi azam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhidiyenin 11 kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer müjde ve beşaret var, hem birer mertebe-i tevhid-i rububiyet var, hem bir ismi azam noktasında bir kibriya-i vahdet var ve bir kemal-i vahdaniyet var. Bu büyük ve ulvi hakikatların izahını sair sözlere havale edip bir vaade binaen şimdilik mücmel bir hulasa suretinde iki makam, bir mukaddeme ile ona bir firiste yapacağız, mukaddeme. Çalışarak geldim nerelerden şey yapacağız diye. Eyvallah doktor, sağ olasın. Mevzuyla alakalı sorusu olan olursa veya katkısı olacaksa düşüncesi, tespiti alabilirim. Tıngır tıngır gitmek istemiyorum böyle. Diyor ki, katiyen bil ki, bak katiyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imani billah'tır. Peki ben sorayım size. Hilkatin en yüksek gayesi, hilkat. Bir de fıtratın en yüce neticesi. Hılkat ile fıtrat arasında ne fark var? Yaratılış. Tamam, yaratılış. Fıtratta yaratılış yaşıyor vaziyette, vaziyette. Fıtratta yaratılışa uygun yaşamak mı? Yaşamak. Başka, güzel. İçine derc edilen hakikat mi orası? Evet. Fıtrat, Allah varken hiçbir şey yoktu. Onu karar verip yaratması. Esma'nın sıfatı zuhuratları. Yani yaratılmak, vücuda çıkmak. Bir de taş olmadık, toprak olmadık, ağaç olmadık, hayvan olmadık. Yazılımımız, fıtrat. Yani bizim aslımız. Böyle aslımız, yani bu aslımızı yaratmak. Yaratmak ayrı, hayvan değil de insan olmak fıtratta. Bak, hilkatin gayesi, niye Allah yarattı? Fıtratın en yüce neticesi. Yani yaratılışın bir gayesi var her şeyde ama fıtratın da bir yüce neticesi var. Selamünaleyküm. Anladık değil mi abi? Bir daha, hilkat. Allah varken hiçbir şey yoktu, vücuda çıkmak. Taş dahi olsak, toprak dahi olsak, mesela şu. Ey insan, ey insanı müşteki, itiraz eden, sen mağdum kalmadın. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah seni vücuda çıkarttı. Mağdum kalmadın. Yani Adem'de kalmadın. Yoklukta kalmadın. Vücut nimetini giydin. Var oldun. Varlık sahnesine çıktın. Başka ne yaptı? Hayatı tattı. Yani bunun gibi değilsin. Hayatı tattın,
camit kalmadın, hayvan olmadın, bak nimete kal, bak, hiçlikte kalmadın, vücuda çıktın, vücuda ama böyle camit kalmadın, yani cansız olmadın, hayatı tattın, hayvan olmadın, insan oldun. Yetmiyor, İslamiyet nimetini buldun, yetmiyor, dalalette kalmadın, imanı verildi. Sihat ve selamet nimetini gördüm hakeza. Ey nankör, daha sen nerede hak kazanıyorsun ki? Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği mal nimet olan vücut mertebelerine mukabil şükretmeyerek imkanat ve ademiyet nevinde ve senin eline geçmediği ve sen layık olmadığın yüksek nimetlerin sana verilmediğinden batıl bir hırsla Cenab-ı Hakk'a şekva ediyorsun ve küfrani nimet ediyorsun. Yani niye böyle olmadı? Niye böyle oluyor? Niye bu böyleyim? Ya vücuda çıktın ya. Vücuda çıktın. Cansız olmadın. Vücuda çıkmasaydı taş ve tahta toprak olsaydı kendini bilir mi? Bu taş toprak da vücuda çıktı. Yani taş olmak vücuttur. Vücuda çıkmak demek yokluktaydı. Yok. Yok ya. Soruyor bir tanesi. Mesela Allah'ın ilminde bir sürü ihtimaliyatlar var. Bir de şu anda var olmadığımız var, madumlar var. Mutlak hiçlik var mı? Mutlak hiçlik olabilmesi için onu düşünen aklın olmaması lazım. Yok ya öyle bir şey. Tamam mı? Hani onu düşünecek bir aklın olmaması gerekiyor. Mutlak hiçlik. Çünkü seni de kuşatıyor. Yani bakın, gözün felç olsun, ama ol, felç ol, ama bir an, bir dakika varım, vücuda çıktım, şuurun olsun yeter. Bu yetiyor. Var anlayışı var ya, imandan sonra bundan daha büyük nimeti ben tahayyül edemiyorum. Tasavvur da edemiyorum. Olamaz başka bir şey. Çünkü bu olabilmesi için, ben varım diye bilmen için Allah lazım. Allahsız olmaz. Bir an şuurda olmak. Varım. Bunun gibi değil. Ben varım ve insanım. Yani şu anda milyarlarca yerin altında insan var. Yerin altında. Diyor ki mesela 500 sene yaşayan var. 350 sene yaşayan var. Bir an beni çıkart, tekrar ya Rabbi dönder diyenler var. Ne yapacaklarmış biliyor musun? Belki zamanım yetmez diye şunu diyeceklermiş. O 500 sene yaşayıp da eline geçmemiş. Ulan 500 sene yaşayıp eline geçmeyip bir dakikada ne geçecek eline? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek çabuk çabuk. Yani hemen deyin ki yarım kalmasın. Onu diyecek zamanı yok şu anda. Onu diyecek fırsat yok. Bitmiş. Ama o fırsat bizde var şu anda. Bak, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, 500 sene yaşamış Firavun diyememiş. O fırsat bizde var şimdi. Yani bir daha, bilmem hissiyatımı şey yapamıyorum ama, bakın, amasın, benden aşağı feşlisin, ama kafan çalışıyor ve bir dakika yaşayacaksın veya bir saat, ben varım. Ben varım. O ve ben. O varlık şuuru, o bağın adı imandır. Ama tanımlaması o ve ben. Ben varım diyebilmek, var olmak kadar daha büyük nimet olamaz. Varım. Yani bunu ne bileyim, anlatamıyorum, dile getiremiyorum. Varım. Varlığının şuurunda olmak. Bunda abi 31. pencerede baş tarafında söylüyor ya, aciziyle, fakirin aksıyla ve kusuruyla ihsas ettirir diyor. İşte onun dersini veriyor zaten. Evet, yani varlığının şuurunda olmak. İkinci şuanın başında da söylüyor. Nefsim yedi kudretinde, elinde olan zata yemin ederim ki, orada o yemin şeyi tanımlıyor. Yani nefsimin
kudretinde olan, nefsim onun kudretinde. Hani nefis demerken bizim o bildiğimiz nefis değil, insan olmak, varlık olmak, varlık düzeyine çıkmak, var olmak, var olabilmek. Onun için hani var ya bazı böyle ahmaklar, Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Şuraya bak. Yani soruya bak, Allah, ne medeni adam yani, bedevi yani. Bak diyor ki, Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Seni yaratmadan önce nerene soracaktı? Nerene soracaktı? Yoktun ki vücutta, o vardı, başka bir şey yoktu. Peki sordum, ne yapacaktın yani sorsaydı? Düşünecektim, tamam şimdi düşün. Gelişini pişman olduysa gitmesi çok kolay. Yemek çok kolay değil. Şey çok zor. Gitmek çok kolay atla. Beşinci kattan balıklama beton atlarsa hemen gider değil mi abi? Peki atlamıyor, hastaneye gidiyor en ufak tırnağı ağrınca. Hani lan? Yaşamak kötüydü. Niye yaşamak için bu kadar sebeplere müracaat ediyorsun? Ha? Havuzda birisine denk geldim. Dedi ki, kim söylüyor diyor ahiretin olduğunu diyor. Sen söylüyorsun. Nasıl ben söylüyorum dedim. Ahiret mahiret yok. Yalan söylüyorsun dedim. Fıtratın beka istiyor. Debilir misin? Ebed istemiyor. Sana bir şey söyleyeceğim dedim. Bunu duydunuz da şimdi yeni bir şey söyleyeceğim. Hakikaten yokluk mu var? Evet dedi. Sen yalan söylüyorsun. Niye dedi? Çünkü eğer bu hayatın sonu yokluksa, her şey eşit kılıyorsa, iyi dinleyin. O zaman sana soruyorum, sonucu eşit olan bir hayatın varlığı şimdi, dünü, bugünü, yarını da eşittir. Sonuç eşit çünkü. Hiç, paşa da, gariban da yaşasan, sonuç aynı, sıfır. Öyle mi? O zaman dün, bugün, yarın eşit. Dünle bugün eşit değil mi? O zaman niye yarını yaşamak istiyorsun? Niye intihar etmiyorsun? Niye sıkıntı çekiyorsun ki, çile çekiyorsun? Nasıl? Sonuç sıfır. Rahat edeceksin, sıkıntıdan çıkın, sıkıntıdan kurtulacaksın. Niçin bel ağrısı için havuza yüzmeye gidiyorsun? Sıfır ya sonucu. Kurtulan bu ağrıda, atla beşinci kattan. Bakın bir daha. Sonucu sıfırsa, hiçlik ise, tamam? O zaman arkadaşlar, geçen sene, bu sene, gelecek sene aynıdır. Tanımlama buradadır, fark buradadır ama netice aynıdır, sıfırdır. Geçen senede gitsen sıfır, bu senede ölsen sıfır, gelecek senede ölsen sıfır. Sonuç sıfır. Madem sonuç aynıdır, ha bugün ha yarın. O zaman niye yaşamaya direniyorsun ki? Sonuç aynı. Sonsuz aynı olacak. Bir gün daha niçin diyorsun? Çünkü o zaman sen sıfıra inanmıyorsun. Sıfırı değiştirmeye çalışıyorsun. Anladın? Senin fıtratın ebed sonsuz. Sonsuz yaşamak istediğinden dolayı intihar etmiyorsun. Hayatı madem sonucuna sıfır diyorsun, niye hayatı sonucu sıfırsa bu tarafı ne kadar uzun olursa olsun, istersen padişah ol, istersen işçi ol, yede ol, neticesi aynıdır. Hepsi eşittir. Ölüm herkes eşit diyor. Padişah da, işçi de eşittir. O zaman neye direniyorsun daha güzel, lüks yaşayayım, daha lezzetliyim, daha iyi giyineyim, daha güzel bir kariyere geleyim, biraz daha ağrısız yaşayayım. Ne gerek var ya? Niye sıkıntı çekiyorsun ki? Dün sıkıntı çekiyordun, bugün de çekmeye çalışıyorsun. Lan sıfırlar işte. Zaten dün de gitsen sıfır, bugün de gitsen sıfır. Yarın, peki yarın ne değişecek? Ses yok, hiçbir şey değişecek mi? Niye sıkıntı çekiyorsun? Madem sonuç sıfır, ister hangi zamanda gidersen sıfır, bitsin canım. Niye bu sıkıntı için belden ağırlığı çekiyorsun da yüzme havuzuna giriyorsun? Şey olabilir mi abi? Ya varsa? Hani o var işte. O işte. Yani. Acaba değişebilir mi?
Yani ölüme bir şekil verilebilir mi? Tıp gelişiyormuş. Ne olacakmış? Bu arzu nedir? Beka arzusunun ifadesi. Hiç diye taraftar değil. Hiç diye taraftar o im diyen yalan söylüyor. Niçin yalan söylüyor? Çünkü hiç diye taraftar olan, samimi olan intihar eder. Yaşamaması lazım. Aynı. Şey demiş de biliyorsunuz. Renault'un sahibi. Fransa'da uçarken. Yani 10 tane meşhurların akıbetini ben okudum da. Helikopterle dolaşıyormuş. Fabrikasının yanında mezarlık varmış böyle. Demiş ki, bu nedir demiş, mezarlıktır efendim demiş, şurada mı? Demiş ki, ya dedi bu fabrikanın sahibi ve fabrikanın, kendi söylüyor, kendi ifadeleri ama tam cümleyi kuramıyorum ama bu manada. Fabrikasının üstünde helikopterle dolaşıyorum dedi. Evet efendim diyor, felsefecilerle beraber. Sonra demiş, bu havadan in demiş o toprağa. Nasıl kabul edilir dedi. Fabrika benim. Helikopterdeyim. O toprağın altına gir. O sormuş. Aynı soruyu Honda. Hyundai değil. Japon. Honda sahibi de intihar etti de ondan biliyorum. Honda sahibi demiş ki felsefeciler yani bu topladığı şey. Aynı şu soru. Benim sorumu, benim zaten konuşmam oradan geliyordu. Onun cümlesi. Demiş ki düşünürlerine. Dünle bugün farkı var mı demiş. Hayatta bir fark var mı? Nefes aldık, verdik. Patates yemeği yerine yoğurt yemişiz. O kadar. Değişen ne var yani? İman yoksa. Buraya biraz para yığdın. Buradan oraya. Başkası gelecek senin çocukların buraya yığacak tekrar. Sen buraya yığdın. Senin torunların ve çocuklar buraya yığacak. Onlar da bu tarafa alacak. Dönüşüm oluyor. Tamam mı? Demiş ki düşün. Dünle bugün arasında ciddi bir fark var mı? Demiş ki, yok yani ne fark var? Mesela din olmasın, yani namaz yapıyor ya, tefekkür varsa, bedensel olarak söylüyorum, nurcusunuz hepsi, Müslümansınız. Eylemsel itibariyle, beşer itibariyle ne fark var? Her yer ne fark var? Hiçbir şey. Evvelsi günde sabah kalktın, kaçta kalktın? 7, 6:30. Dün de 6:30'da kalkmadın. Hemen hemen ortak aynı şeyi yemedin mi? Aynı arabaya bindin. Aynı işi yaptın. Aynı yatağa yattın. Aynı havayı teneffüs ettin. Değişen ne? Maneviyat olmam şartıyla. Değişen hiçbir şey yok. Demiş ki değişen ne var demiş dünle bugün? Yok efendim. Peki yarın da değişecek mi demiş? Yarın da değişiklik olacak mı? Yok demiş. Dün, bugün, yarın aynı. O zaman ben niye çile çekiyorum ki demiş. Ve intihar edeyim. Japonlar biliyorsunuz, bir halat koptu diye Boğaz Köprüsü'nü yapan, çünkü onlarda hata yapma hayatınla ödüyorsun. Öyle çünkü ahiret olmadığı için dünyaya tapmışlar. Dünyada ilah olduğunca, ilaha hata yapınca intihar etti de Boğaz Köprüsü'nü Yavuz Sultan Selim. Sonra anlaşıldı ki onun suçu değil, halatta hata varmış. Dünmüştünüz, okumuştunuz. Hata, evet. Ne kopmuş? Bir adam ölmüş, yok. Niye intihar ediyorsun? Halat ve ben. Olmaması lazım. İlahlaştı ya kendileri, ilah hata yapar mı, ben hata yapar mı? Hata şansı vermiyor. İyi ki Müslümanız ki şart. Vallahi. Bana tövbe tövbe, yani tarih-i küfür küfür olmadığı için söylüyorum. Ahiretin ihtimaliyatını bana veren bu dinle, dünyada bir derece hastalıklarıma, musibetlerime tahammül edip, hayatımı daha lezzetli yaşatmama, yaşamama vesile olduğu için en azından şükürler olsun. En azından ihtimal veriyor. Bu hayattan daha güzel bir hayat olması lazım. Bu ihtimaliyatı veriyor. Olmasa da. Evet. Haşa. Olmasa da. Olmasa dahi. Mesela söyle bakalım. Kansersin, ölümünü bekliyor. 3 ay fatura kesmiş adam. Neyle hayata tutunacaksın? Neyle teselli? Bak Allah haşa yok, ahiret yok. Kişinin aleminde. Neyle tutunacaksın? Ben biraz yaşadım bunların bir kısmını. Mesela son hadisede her çorba kaşıkla, bunda zehir.
Ha bunda zehir diye. Her an ölümü. Peki nasıl tutundum hayatta? O düşüncenin içerisine Allah ile mayaladığım için, Allah'a koyduğum için, Allah için, ahiret için. Elhamdülillah. Yeter ki bu da vaat edeyim. Bak hayata anlam buldum ve tutundum ve direndim, dayandım. Yoksa bitti. Eğer Allah ve ahiret yoksa, bu hayatın sonu hiçse, ya burada hayat anlamı mı var? Eğer bu hayatın sonunda bir daha söylüyorum, sonu sıfırsa, ha dün öldün, ha bugün öldün, ha yarın öldün. Sonuç aynı. Sıfırın önü arkası yoktur. Sıfırdır. O zaman yarını yaşamanın mantığı yok ki. O zaman sıkıntı çekme kardeşim. Bela ağrısı, mide ağrısı çekme. Ahiret yoksa zaten dün de yok olacaktın. Bugün de ölsen yok olacaksın. Yarın da ölsen yok olacaksın. Sıfır. Ama Allah Resulü diyor ki iki günü eşit olan zararlıdır. Biz biraz daha, hadi şu yatsıyı da kılalım, hadi şu sabaha da kılalım, hadi bir insana da varalım, bir insanla kurtulsun gayreti var. Demek ki hılkatın en yüksek gayesi, yani Allah var, hiçbir şey yoktu, bizi yarattı, bunun bir gayesi var. Nedir o? Beni insan yaratması, fıtratın en yüce neticesi. İnsan oluşu iman-ı billah'tır. Allah'ı tanımlamaktır. Allah'a iman etmektir. Allah ile anlam kazanmaktır. Bak bir daha. Allah ile anlamlanmaktır. Anlam bulmaktır. Çünkü beka hakikatın, ebed hakikatın, ruhsal yapın Allah ile anlam buluyor. Allahsız insan et ve kemiktir. Allahsız bir düşünce beden nedir? Pile benzer. Pili yakarsınız, radyo çalarsınız, CD çalarsınız, pil biter. Komünistlerin fikrini söylüyorum. Meşhur Yeşilçam'daki bir artist vardı ya, Bodrum'da böyle gıyabe karşı karşıya gelmiştik. Pile benzetmiş bedeni. Pil diyor, harcarsınız biter, atarsınız. Hayat budur demiş ve cesedini yaktırmış biliyorsunuz. Ben ona da oradan gelene dedim ki git ona söyle. Pil bitiyor ama videoya dönüşüyor. Pil, cep telefonu çekiyorsunuz. Kamerayı çekiyorsunuz ya. Ne yapıyor? Pil nereye dönüşüyor? Videoya dönüşüyor. Şak şak fotoğrafa dönüşüyor. Mail yazılara dönüşüyor. Siyah bir batarya, bataryanın içindeki gözükmeyen, hacmi ve kütlesi olmayan bir enerji mekana dönüşüyor, zamana dönüşüyor. Video, zaman var içinde. Mekan çeşitliliği var, renk var, anlam var, suret var, düşünce var, konuşma var, anlam var, anlam, vücut var. Bak, video, batarya bitti ama videoya dönüştü. Beden bataryaya benziyor. Hayatın da kazanımlarındaki videoya dönüşüyor. Şimdi pil bitti, yok mu oldu? Hakikati değiştirdi. Pil bitti ama video oldun. Hayat bitti ama bir hayat, başka değişik bir hayat kazandın. Ebed bir hayat. Ha bu, o hayatın, videonun içerisinde senarist bir anlam koyar. Ana tema. Nedir o? İman-ı billah. Hayat filmin içerisinde baş aktör sensin. Filmin ana öznesi sensin. Yüklemi ise iman-ı billah'tır. Özne sensin. Senin hayatının öznesi sensin. Yani anlam kazanıyorsun Allah ile. Anlamlanıyorsun Allah ile. Allahsız et ve kemiktir. Pildir dedi adam bak. Çekirdek evet. Görüyor musun? O kadar. İnsana verdiği değere bakın ya. İnsan pile benzermiş. Filozofların insan tanımlamasını duymuşsunuz, okumuşsunuz. İşte mücadele eden bir hayvandır. Düşünen bir hayvandır. Acı çeken bir hayvandır. Sonunda hep hayvan koymuşlar. Çünkü alemlerinde o da onda. Allah Resulü bir hadisi var. Her kap içerisindeki cinsinden terler diyor. Hani benim şu konuşmam, tefekkürüm 00. Demek ki ben şimdi konuşmuyorum. Demek ki alem de bunları tefekkür etmiş. Ya, hayat nasıl anlam olur?
bizim için ölüm teristir, kurtuluştur, ıtlak ruhtur. Sıfır nerede? Tam tersine. O batarya bitiyor. Hayat onu tamam. O bedendir. Ama video olmuş yani. O video tarihe bırakıyorsun. Tarihe bırak. Geleceğe gönderiyorsun. Ağaç çürüdü, fırtına koparttı. Ne korkuyorsun? Çekirdeği var dalındaki meyvede. Geleceğin en güzel delili meyvenin içindeki çekirdektir. Çekirdeği yapan geleceği kastetmiştir. Söyleyin bana, gelecek yoksa ağacın niye çekirdeği vardır? İzah edin bakayım, geleceksiz. Ağacın meyvesindeki çekirdeği gelecek yoksa niye çekirdek vardır? Geleceğin en güzel delili çekirdektir. Geleceği aralıyor. Geleceği kastetmiş. Bizdeki fıtratın yapısı, istemleri, arzuları, emelleri, meyilleri, ebed, sonsuzluk, bir anda her yerde olmak, ölmemek gibi bu çekirdeğin yapısıdır, yazılımıdır. O hayatı anlamlandırıyor. Bek hayalini uzatmış. Sen inkar ediyorsun ama dedim, bak yaşamak için direniyorsun. Demek ölmek istemiyorsun. Ha o zaman bekayı istiyorsun. Yok değil de istemiyorum diyorsan ya buradasın. Cevaba bak. Ne diyor biliyor musun? Hani sen hocaydın ya dedin, sen filosofsun dedi ya. Ne filosofu ya? Adama dedim ki, üşüyor ya, petrol dolduruyor. Böyle dolduruyor yani. Ben hocanın ne alakası var? Selamlar, aleyküm selam. Bir iki kelam edeceğim, daha mazot dolduruyor arabaya. Dedim ki ya, ne oldu elini? Ya görmüyorsun musun dedi, yaşıyoruz. Demek ki elin var senin. Son ilk defa gördü. Ne dedi biliyor musun? Sen kocam mısın? Ulan ne alakası var? Ben senin elini hatırlattım ya. Kocam mısın? Elini hatırlatan kocam oluyor. Bak elim var. Bak bir şey oh. Dolduruyor ama mazot dolduruyor ya şu tepede be. Üşüyor musun ya ne var? Tabii ya görmüyor musun dedi ya. Tabii sen içinde oturuyorsun. Demek ki elin var. Öyle oldu hatırlıyorum. Bir anda sen kocam mısın? Ben ne ya, ne hocası ya, ben elini ne hatırlatıyorum sana, varmış bak. Dedim ki, eli olmayanları gördün mü hiç? Gördüm dedi ya. Şimdi böyle araştırmayı bıraktı. Baktım çaktırmadan eline bakıyor. Mutlaka, ihtimal ben oradan gideyim, eline bakacak. Hakikaten varmış ya. Bir bakın bakalım, bu elinizi yok edin. Donunuzu indiremezsiniz ya. Ya acayip bir şey ya. Ayağa benzemez ha. Ayağa benzemez biliyor musunuz? İyi ki varız ya. Varlık sahnesine çıktık. Anlam kazandık. Vücut bulma. Allah lazım. Hayatını anlam, o ruh öfürmek Allah ile mümkün. Yani beka ile mümkün. Allah ile insan anlam kazanıyor. Merkeze Allah koyuyorsun. Ben kimim? Esma'nın tecellisiyim. Ben kimim? Şuyum. Ben kimim? Muhammed'in şeyiyim. Şu, bak bir şeyle, bir referans alıp izah ediyorsun kendini. Kaldır dini, neyle izah edeceksin? Uzattığımı zannediyorsunuz ama bunun için doldurmak istiyorum da onda. Hılkatin, yani Allah'ın dışında çıkış olan biz, Allah'ın ruhundan öflenmiş ruhumuz. Ruhundan öfledim. Kulü ruhu min emri Rabbi. Şu ruha bak. Ve sen onun arkasındasın biliyor musun? Bu hırkatın en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi iman-ı billah'tır. Allah'a iman, anlamlanmaktır, anlam bulmaktır, imtiyazlaşmaktır mahlukattan. Ben elma değilim, ben ağaç değilim, sır değilim. İman-ı billah ile bu biliniyor. Ve insaniyetin en âli mertebesi insaniyetin. Yani herkes İnsan adayı olarak yaratılmış. Ama hepimiz insan değiliz daha. Bab-ı insaniyet, ismi hakkın cilvesidir. İnsan, bab-ı insaniyet var. Oradan insan geçecek. Yani peygamberlerin en büyük vazifesi, insanları insanlık makamına çıkarmaktır. İnsan olmak, insan. İnsan olmak. Mutfak, tuvalet, yatak, iş değil insan. Bunu hayvan da yapıyor, daha kalitelisini. Gözlük derdi yok adamın. İman küfür derdi yok en başta. Ölüm derdi yok sığır biliyor musunuz?
İstediği iki şey, o da bu. Su ve ot. Haramı da yok ha, zinası da yok. Yani ama insan öyle mi? Mutfak, tuvalete takış. Bu mu? İnsaniyetin en âli mertebesi, beşeriyetin en büyük makamı. Beşeriyet, o nefs emmare değil. Nefs emmare en düşüğüdü, yedidir. Nefs emmare, levame, muhlime, mutmaine, raziye, safiye, natıka. Yani insan olmak. Bu arada bir gönderme yapayım. Çok soruyorlar ama tek diye cevap veremediğim için burada cevap veriyorum. İnsan ölünce nefsi ne olacak? Tamam, nefsi ne olacak? Nefis derken yedi mertebesi var. Nefsi emmare, levhameye inkılap etmiş. Mülhime, hani Kur'an'da var ya, ey nefsi mutmainne. Ey mutmain olmuş nefis. Allah diyor Kur'an'da. Sen benden razıyım. Mutmain oldun ya, ben de senden razıyım. Emmare, levhameye inkılap ediyor. Levhame, mutmainne, raziye, safi inkılap ediyor. Kemal buluyor. Tamam, o onunla berabersin. Kemal. Zaten bu nefsin yapısıyla insansın. O söküp atılırsa insan değilsin. Ruh çevirirsin. İnsan insan yapan şu sistemin sana takılmasıdır. İnsan insan yapan emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, safiye, natika. Yani bu sistem takılmış biz insan ol. Ama insan adayız. Eğer denildiği gibi yaşarsak insan olacağız. Bak ne diyor? Beşeriyetin yani şu yedi sistem var ya yedi. Şu emmare bu beşeriyettir. Kürsten bize takıldı. Yani şöyle diyeyim. Burada inşallah bir daha gelişimde ve size anons yapınca mutlaka gelin ve sıkıntısı olanı da getirin. Serbest bölgeyi anlatacağım. Ben bunu bilmiyordum. Daha önce de varmış demek burada. Yansıtacağım size. Şu kafanın içerisinde düşüncemizi nasıl yönetiriz? Aklımızın belası akıldır. Düşüncemizin belası düşüncelerdir. Bu düşüncelerimizden düşüncelerimizle nasıl kurtuluruz? Onu inşallah göstereceğim size. Şimdi beşeriyet, hani burada neyi gösterecektim? Allah ilk önce bizi Nur-u Muhammedi olarak yaratmış. Sonra ona bir elbise giydirmiş, ruh. Sonra ona bir kalp giydirmiş. Ana tema olarak söylüyorum. Sonra ona vicdan sarmalamış. Hani ben yarattı, ruh sarmaladı, kalbi sarmaladı. Vicdanı giydirdi, dimağı taktı, hayatla sardı bedenin içine koydu. Tamam. İnsanın bu sürecin, insan yapan nedir? Ruhuyla değildir. Kürsteki beşeriyet takılmasıyladır. Çünkü hayvanlarda da ruh vardır. Meleklerde de ruh vardır. Ama insanın ruh başkadır. O nefis takıldığı için. Kürs. Tamam, göstereceğim inşallah size. O zaman beşeriyetin en büyük makamı, yani bu sistemin en büyük makamı, iman-ı billah içindeki Allah'ın varlığı, Allah'a iman etmenin biraz daha içine gir. Onun içindeki marifetullah'tır. Yani Allah'ı tanımlamaktır, tanımak, marifet kazanmaktır. Yani biraz önce varlıkta kendini ifade etmek, ben insanım diyebilmen için iman-ı billah lazım. Allah lazım. Marifetullah ise bu meratipleri anlamlanarak insanın cennet gayelikten çıkıyor, cehennem endişesinden de çıkıyor, bana seni gerek seni dettiriyor. Cennet gayesi olan cehennem endişesi olur. Kur'an şakirtlerine cenneti gaye yaptırmıyor. Bunun tersini söylüyorum. Lazım olacak size. Ölüm korkusu iki şekilde izah edeceğim. Bedene ben demekten kaynaklanıyor. İkincisi 224 Mesnevi Nuriye'de diyor ki ölüm korkusunun sebebi kendi vazifesini terk edip Allah'ın vazifesinin altına girmekten oluyor Ömer. Mesela nasıl öleceğim? İmanlı mı gideceğim? Kanser mi öleceğim? Sana ne? Senin işin mi bu? Seni nerede nasıl? Kalp kriziyle mi? Tansiyonla mı öleceksin? Nasıl? Ne olacak? Senin işin mi? Diyor ki bak o cümleyi okuyayım. Senin işin değil bu. Bu gündemde çok olduğu için çok böyle korkular var. Bu sıra Azrail Aleyhisselam da biraz etrafımızda dönüyor falan. Benim emsallerim tek tek gidiyor ama hakkı gitti ya.
Doktor karnını bir yardı. Beraber büyüdük. Aynı ismi. Benden 3 ay büyüdük. Doktor dedi ki, maşallah tertemiz dedi. Bak Hakkı Bey uyandı. Dikeceğim. Hiç daha hemen kapattılar. Gitti. Evet. Daha dinamik. Her taraf sarmış. Adama öyle dediler. Ondan sonra Hasan çok iyiyim dedi. Tamam. İnşallah iyidir şimdi. Peki nasıl öleceğiz? Ölüm korkusu, kalp krizi. Bak çaresi şu. 224 öpmeden anlatamayacağım. Gafil olan insan. Ya Rabbi. Sırf bunu bize nasip ettiği için anlatsın. Bak gafil olan insan kendi vazifesini terk eder. Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Allah'ın işine giriyor. Nasıl olacak bunun? Kainatta neler oluyor? Suriye'de ne oluyor? Sana ne? Kainatta Allah'lık yapıyor. İnsanlık yapmıyor ki Allah. Allah'lık yapıyor. Rububiyetini icra ediyor. Vazifeni yap. Karışma vazifeyle. Bak. İnsan kendi vazifesini terk eder. Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Evet. İnsan gafletten dolayı iktidarı dahilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle zayıf kalbiyle. Yani bu kalple Allah'ın kainattaki icraatını, benim ne zaman öleceğimi, kabirde ne olacağım, cennet mi cehennem mi, Allah'ın bu rububiyetinin vazife-i sakilanesinin altına girer. Allah'ın bu işlerini acaba ne yapacağım? Omuzunu giriyor böyle yükün altına bir giriyor. Vazife-i sakilanesinin, o Allah'ın o sonsuz büyük vazifesinin altına girer, altında ezilir. Ve aynı zamanda bütün istirahatını kaybetmekle. Ya ne yapacağız? Lan yaşarken daha dünyasını cehenneme çevirmiş. Telefon ediyor. Alo. Buyurun. Ya abi bir şey soracağım. Ulan dedim soğuta bakayım. İki küsür. Herhalde morgda ceset yıkıyor da bir şey olmuş, gaz mı şey olmuş. Herhalde onun tarifini. Söyle kardeşim zor dedim. Ya abi ben çok iyiyim de. Acaba iyi olacağım değil mi? Daha yani kötü olmayacağım değil mi? Onun için aradım. İyi olacaksın, iyi olacaksın. Kapat. Şimdi bak, aynı zamanda bütün istirahatını kaybetmekle gece yarısı bak, istirahatını kaybetmiş. Ne olacağım, nasıl olacağım, kötü olacak mıyım? Gene iyiyim de, gene psikolojim aynı gelir mi? Psikoloji hastaların temeli. İyiyim, tamam, sorun yok diyor. Tamam da, tava demiş ya, tavuk, şey, buğday. Kendisini şey zannediyormuş, nasıldı o? Buğday zannediyormuş. Yani insan kendisini buğday zannediyormuş. Böyle bir psikoloji, buğdayım, tavuk beni yer mi? Neyse Bakırköy'de yapmış, sen artık buğday değilsin, bak insansın. Tamam, tam çıkacak. Doktor bey, tamam ben buğday değilim de, tavuklara bunu nasıl anlatacağız? Tamam da, Allah böyle de, tamam Allah'ın işi de, kendimi nasıl anlatacağım bunu? Neyle anlatacaksın? Böyle derslere katılacaksın. Risale-i Nur'u bırakmayacaksın. Tutunacaksın. 5-10 dakika okuyacaksın. Ondan sonra dostların olacak. Mutlaka böyle konuştuğun dostlar edineceksin. Cemaatin güzelliği budur. Onlarla tatlı tatlı sohbetler edeceksin. Kur'an okuyacaksın. Hizbul Kur'an okuyacaksın. Her gün mutlaka Risale'den 5-10 dakika okuyacaksın. Haftada bir gün en az 1-2 derse katılacaksın. İnternet, televizyonlardan uzak duracaksın. Sana oyun geliyor, şakaz geliyor. Ama dumanını attırıyorlar sana. Bütün o sıkıntıların YouTube videolarından geliyor. İster inan, ister inanma. Illuminati, subliminal yüklemeler yapılıyor. Kurtulamazsın. İstirahatını kaybeder, şaki, hain adamların partisine dahil olur. Bak, kendi vazifeni yap. Şimdi bu temel yaptık. Demek ki ben kimim? Taş değilim, toprak değilim. Ben kimim? İnsanım. Kim söylüyor bunu? Allahsız olmaz. Dinler olmadan ben insanım diyemezmiş. Çünkü insan, insansız insanlaşamaz. İnsan, noktalı bir gün, insansız insanlaşamaz. Mağaradasınız, teksiniz, tek. Bak hiç kimse yok dünyada. Senin kim olduğunu kim söyleyecek sana? İnsan olduğunu neyle bileceksin? Ağaçla mı? Diyebilirsin, ben ağaç değilim, armut değilim, dere değilim, güneş değilim. Neyim? Din yok. Sen kimsin? Din var da ben insan olduğumu unutuyorum da. Ya din olmasaydı? Din var, iman var, ahirete bu kadar
dersler var, teselli, zor yetiyor da. Ya din yoksa bu adamın ölüm karşısındaki içsel, ruhsal yapısını kafirlerin hayal edin bakalım. Bak, ümitliyim Allah'tan sizde. Allah var, ahiret var, davamız var, elhamdülillah bir şeyler olacak. Ümitliyiz. E gene bu kadar endişe ediyoruz. Adamın imanı yok, Allah'ı yok, ahireti yok. Onun ruhu nasıl? Vahşet diyor, dehşet diyor. Usta. Yani ne kadar azap çekiyor ki intihar çare olmuş. Böyle garip garip bakıyor. Dedim gelsene dedim. Benim dedi. Gel gel dedim. Hayatım. Ne öyle dedim müze eşyası gibi seyrediyorsun. Hayırdır? Neye bakıyorsun? Hayret ediyorum size dedi. Soru soruyorlar ya dersten sonrası. Neye hayret ediyorsun dedi. Ya nasıl gülüyorsunuz dedi. Nasıl gülüyoruz? Vay. Gülmeyi unutmuş. Demek ki ben insan olduğumu imanla anlıyorum. Sistem nedir yani? Vazifem nedir? Marifetullah ile alıyor. Sonra cin ve insin en parlak saadeti, en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Bu iman-ı billah bir üstüne, yani en diş çember, iman-ı billah, gir içerisine, içerisine marifetullah, gir içerisine muhabbetullah. Muhabbetullah şu, Allah'ı fikretmek, hissetmek, mahsetmek ve zevk etmekten hasıl olan zevketi, zevk-i lahuti, zevk-i ruhani düşünün böyle. Bazen olur ya namazınızda sizde, hepimizde, böyle derste, şu anda rahatlık var ya, şu anda rahatlık şundan kaynaklanıyor. Veya namazda böyle bir huzur olur ya. Veya şu andaki rahatlık. Yani böyle bir kapı aralarında karanlık yerden ışık sızar ya. Zifiri bir bodrum düşünün. Hani kapı aralarında hani böyle bir ve 10 derece bir alana ışık gelir ya. Adeta şimdi Allah ben sizden razıyım ha demenin adıdır. Huzur vermiş şu anda. Huzur oradan kaynak. Hazır olmadıkça Allah sende huzur olmaz. Marifetullah olmadan muhabbetullah olmuyor. Olmuyor. Hani Allah'ı seviyorum demek. Seviyorum bir iddiadır. Tamam güzeldir. Ama onun alameti sevdiğin huzur olur. Çünkü Allah vaat etti. Sen seviyor musun? Hakikaten. Allah diyor ki bir adım attın ben 10 adım atacağım. Attığına deli nedir? Sende muhabbet olur böyle. Böyle tatlı bir hal olur. Şu anda huzurunuz yok mu ya? Var bende huzur var. Ben şu anda zevk alıyorum. Sizin derdinizde değilim yani. Derdinizde tıkır tıkır okuyabilirim onu. Gır gır dokun. Keyif alıyorum. Onun için fazla çabuk gitmek istemiyorum. Böyle basa basa zevk ala ala gideyim. Zevktir bu. Ha bu ne demektir? Bodrum'daki, zindandaki şeye kapı hafif aralarsanız da böyle ışık süzmesi girer. Huzuru demektir. Yani Allah'ın kendisini bizde taayyun ve teşahhusla tanımlamasıdır. Huzur. Hazır olduğu için huzur var sende. Hazırda huzur olur. Makama geçmeden başkanın huzur mu olur? Telefonla gaybde olur. Huzur. Tabii her şeyde olur. Şu anda mesela herkes derecesine göre derste art niyeti olmamak şartıyla herkeste bu huzur var. Peki ne işe yarıyor? Ona girmek istemem ama 1, 3, 5, 7, 9, 19, 33, 99 metre yarı çapında alanda kimisi bu kadar ibresi, kimisi böyle. Alanda erva habisi olamaz senin etrafında. O yakıyormuş. O huzur. O nur alilik yakıyor. Giremiyor. Çok acayip bir şey ya. Keyif işte bu. Ah. Bir de abi Müslüman için eziyet de, acı da Allah'a yakınlaştırdığı için. İçin lezzettir. Kara gün, yani dedin ya kanser olan adam ne yapacak? Ne yapacak? Kabul ediyor. Ama Allah varsa bu kez yalvarıyorsun. Dostane, dost kapısını çağırıyorsun. Evet. Diyorsun ki Allah'ım. Bak ne diyor kanser. Dedim ki hakkı nasılsın? Bak benim arkadaşım. Ben sizin yalan demem bu makamda. İmana bak. Ya dedi sen kapattılar önemli değil dedi. Elhamdülillah çok iyiyim dedi. Belki bilmiyormuş gibi davranıyor ailesi ama bir aptal değil biliyor. Dedi ki Hasan'ım dedi en böyle de. Benim iyi olmam hiç önemli değil dedi. Bak, Allah ve ahirete inanmanın alametine bak. Böyle bakmıyor, benim iyi olmam o kadar önemli değil.
sen iyi ol dedi. Buna bir anda şaşırdım, ondan beklemiyordum. Niye Hakkı? Ya ümmet senden bir şey bekliyor dedi. Yani dedi, ben iyi olsam ailem istifade eder dedi. Bak, ahiret inancı olmasa onu der mi ya? Ya. Sen iyi ol diyor, ümmet senden istifade ediyor dedi. Ya gözlerim doldu ya. Ve korktum yani. Neyi vazife yüklemiş omuzuma yani. Çünkü korkunç bir şeydir sorumluluk o. Yani bu ahiret inancı ile söylenir. Adam ne kadar rahat. Eli tarihe. Ve Risale'ni okuyorlardı. Evde var. Beraber büyüdük. İmana bak değil mi o dedi. Ben önemli değil dedi. Evine dedi resmen. Ümmet senden beklentisi var dedi. Senden bir şey bekliyor, sen iyi ol dedi. Dedi ki niye, bir uğradım dedim, şimdi nereye gideceksin, derse gideceğim. O zaman fazla oturma git derse dedi. Ya. Kendinizi aldatmayın arkadaşlar. Ders gününde sakın bahane uydurmayın. Bahanenize sığınmayın ne olur. Vaktinde de gelin. Vaktinde gelmeseniz, haşir meydanında size de vaktinde gelmezler. Var ya menkıbe. Adam arkaya bakıyormuş, cehenneme doğru gidiyormuş zebaniler. Niye bakıyorsun? Allah beni getirmeyecek dedi cehenneme. Tam böyle cehenneme kadar götürürken hop tutup aldılar. Hemen ona sitem etti. Neredeydiniz şimdiye kadar? Niye geç kaldınız? Tam bak ben... Ne kadar korktum buraya gelene kadar. Niye geç kaldınız? Onlar da dediler ki, biz senin kıldığın namazız. Sen de bizi geç kılardın. Derse geç gelme. Bulamazsın. Bu gençliği bulamazsın, bu ortamı bulamazsın, beni bulamazsın, kendini bulamazsın. Gelecek perşembe, başka bir perşembe. Bu perşembe değil o. Bir daha bulamazsın. Ya, senin vazife başında Azrail görsün. Teris olacaksın, inan bana. Hissetmeyeceksin ölümü. Allah derste bizi alsın. Evde okurken, burada okurken. Yani Allah bizi ders ortamında alsın. Allah'lığın hatırına inşallah. Müslümanlara yardım eylesin canım. Amin diyen çoluk çocuğunuzu ve sizi sevenleri... Sizin de sevdiklerinizi de Allah nasip etsin şeyin. Ya amin ya Rabbi. Ve ruhu beşer için en halis surur. Şimdi ruha geçti. Beşeretten çıktı, ruha girdi. Saat nerelerde vardı? 48 dakika. 8 dakika oldu. 48 oldu. 58. 48. 48 oldu. Aa iyi. 48, 50. Öyle düz okuyayım o zaman şurayı. Uf. Şuraya bakın, bak. Okuduğum yer şurası. Şurayı okumak istiyor. Ama ezmek de istemiyor. Ya. Ruhu beşer için en halis surur. Şimdi ilk önce ben kimim? Hani dedik ya mağarada bir insan doğdu. Hiç kimse yok. Büyükçekmece'de kimse yok. Dünyada kimse yok. Sen kimsin? Bu olmasın diye Adem Aleyhisselam'ın insan olduğunu bildiği için o donanımla getirildi. Onun için onun gibi gelen yoktur. O peygamber olarak gelmiş, bilerek olarak gelmiş, doğmamış, gelmiş. Yoksa insan olduğunu bilemeyecekti. O mu öğretti? Yani kendisi öğretilmiş. Ve aleme Adem Esma'yı kırıyor. Yok, diğer insanlar ondan öğrendi. Ondan öğrendi. İnsan, insansınız dedi çocuklarına. O öğretti. Çünkü o ilim sahibiydi. Çok tuhaf ya. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada hiç kimse yok. Tek sensin. Aman yarabbi. Yetmiyor. Burası neresi? Bilinmiyor. Aman yarabbi. Cennetten ihraç edildi. Aman yarabbi. Adem Aleyhisselam'ın ruhunda olmak istemezdi. Cehennemden daha büyük azap değil mi abi? Allah seni terk etti. Cehennemin benzer.
Allah seni dese ki sevmiyorum ama gir cennete lan gir. Gir gir. Cennet cehennem olmaz mı? Cennet cehennem olur. Bak. İhraç edildi. Burası neresi? Ama ya baş döndürüyor. Nasıl bir ruh? Tabi bu ruhla olmaz. İdrak-ı maal bu küçük akla gerekmez. Zira bu teraziyle bu kadar siklet çekilmez. Bu sikleti çekmez. Peki o nasıl çekti? Ve alleme Adem'e esma-i külleha. Öğrenerek gelmiş. Biliyor. Ben insanım. Of. Diyebilmek var ya. Anlatamıyorum hissiyatımı. Ben insanım, ben varım diyebilmek var ya. Üf. Vücuda, bir vücudu, bir an vücut diyor. Bir an, 24. mektuptan söylüyorum. Bir an vücuda çık yok ol. Hiç önemli değil. 500 sene yaşadın çınar gibi, kütük. Ne olacak ki? Bir dakika yaşa insan ol. Bekaya mazan oluyorsun. Muhatab-ı ilahi oluyorsun ya. Cennet ne yapacaksın ya? Bir lemay muhabbet cenneti istetmiyor. Bir lemay muhabbet. Allah'ın muhabbeti. Cenneti istemiyor. O muhabbet böyle sadece böyle sevgili mevgili mi zannediyorsun beni? Böyle renkli. Başka bir şey. Seni ortadan kaldıran böyle bir şey işte. Zevk. Yoksa bizim bildiğimiz menfaat üzerine kurulan menfaatın hissiyat boyutuna aşk diyoruz. Ne alakası var aşk be? Aşk seni ortadan kaldırandır. Sen hala varsan aşk değil, menfaat var orada. Ben sen o. Hala sen varsın. Nereden biliyorsun? Yok dediği zaman intihar ediyorsun. Hani yoktun sen? Aşkta ben sen yok ki. Bitti. Sen ortadan kalkmış. Ruh-u beşer için en halis surur, kalbi insan için en safi, safi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Zamanım geldiği için lezzet-i ruhaniye girmeyeyim. Bir de inşallah Faruk bunu isteş yaparsa buraya kadar özetleriz, bundan sonra devam ederiz. Ama düz okuyayım, çünkü ruhunuz alacaktır. Ruh-u beşer için en halis surur ve kalbi insan için, bak kalbi insan için en safi sevinç. Para kazandın, milli piyango oldu, bilmem ihale aldın, daire aldın. En safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Bir an böyle Allah'ı hissetmek var ya bir an böyle. O sana kendisini aralamazsa, sevditmezse, hazır olup sende huzur olmasa o zevk olmaz. O sende var, ne mutlu, müjdeler olsun sana. Şu anda Allah'tan böyle lezzet alma zevki var ya, seni sevdiğinin alametidir. Size bir soru sorayım. Kendime sorduğum için soruyorum. İyi dinleyin ama. Siz en çok sevdiğinizi hiç sevmediğinize verir misiniz? Bir daha, en çok sevdiğin kızın, eşin, anne, işte böyle diyeyim yani, hissiyatınızı tutarken en çok sevdiğinizi, nefret ettiğinize verir misiniz? Kesinlikle. Allah en çok sevdiği imandır. İmanı sana vermiş. Çünkü seni seviyor. İmanı sana vermiş. Sonsuz şükürler. Daha ne desin? Bulutun arkasına mı bağırsın ki? Recep! Ben seni seviyorum ha! Demeden daha kesin değil midir bu? Sevditmese sevemezsin. Getirtmese gelemezdin. Geç kalma. Sevemezsin. Yapamazsın. Yaptırıyor işte. O yatsıyı kıldırtmasa kılamazsın. Liyakat bu. Lezzet-i ruhaniye. Böyle hiç böyle bir namazda, derste şu anda huzur yok mu? Bize ufak bir şey. Onun adı lezzet-i ruhaniye işte. Allah kendisini aramadı. Evet, bütün hakiki saadet, hakiki,
halis surur, şirin nimet, safi lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Girmeyeceğim, saatim geldi. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, iyi dinleyin buraya bak. Fakirsin, araba yok ama ayağın var. Bak, işçisin, fabrikadasın. Kansersin, yataktasın, iyi dinle. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, bir. Cenab-ı Hakk'ı seven, nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara, ya bir kuvve veya bir fil mazardır. Bir kuvve çekirdek, bir fil ağaç. Onu hakiki tanımaya, bak, onu hakiki tanımaya, sevmeye, nihayetsiz şekavete, alama, evhama, manen ve maddeten muptela olur. Evet, şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde, bu perişan fani dünyada, insan sahibini tanımasa, malikini bulmasa, ne kadar biçare sergerdan olduğunu, başı dönmüş olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, kanser dahi olsan, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder, o vahşetgah içsel hususi dünyası, o vahşetgah dünya bir tenezzülgaha döner, bir ticaretgah olur. Geceniz mübarek olsun. Amin. İmanınız mübarek olsun. Amin. Ne mutlu ki iman ile Allah sizinle tanışmasını vesile etmiş. İman ile kendisini size sevdirten Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Amin. Kardeş gel kardeş. Sen de kelamından bize böyle bir ziyafet çek. Gel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ عَضَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة